Çiti kaçırttılar. Çok teşekkür ederiz ona. Biz dışarıda IŞİD'den kaçmıştık. Halep kentinin kuzeyinde Cerablus'ta dün DAEŞ'e karşı başlattıkları operasyonda ilçe merkezi ve çevresini kısa sürede ele geçiren Özgür Suriye Ordusu bölgede kontrolü tümüyle sağlamıştı. DAEŞ militanlarının ilçeyi terk etmek zorunda kalırken ilçe merkezi ve ana ikmal yollarında patlayıcılarla çok sayıda tuzaklama yapması nedeniyle Özgür Suriye Ordusu titiz bir çalışma yürütüyor. Bomba düzeneklerinin bulunması muhtemel noktaları inceleyen Özgür Suriye Ordusu unsurları yer yer kontrollü biçimde imha ediyor. Özgür Suriye Ordusu ilçe merkezinin girişlerinde de yoğun güvenlik önlemleri aldı. DAEŞ'in olası intihar saldırılarına karşı Özgür Suriye Ordusu savaşçıları yüksek bir duyarlılık gösteriyor. Özgür Suriye komutanları ilçedeki yaşamı kısa sürede normale döndüreceklerini, halkın en kısa sürede evlerine geri dönmeyi istediğini anlattı. Bu arada DAEŞ'ten ve çatışmalardan kaçan halkın bir bölümünün evlerine geri dönmeye başladığı görüldü. Evine dönen Cerablus sakinlerinden Muhammed Kenkeri, bölgenin DAEŞ'ten temizlenmesinde verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti. Kenkeri, artık evimize dönebiliyoruz. İnşallah bu sükunet böyle korunur ve her şey normalleşir dedi. Sayın Recep Tayyip'e de çok teşekkür ederek, Türk hükümetine de çok teşekkür ederek oldu. Adını belirtmek istemeyen Cerabluslu bir kadın da, ben Cerablus'u yalnız başıma terk etmek zorunda kalmıştım. Geride annemi bırakmam gerekmişti. Şimdi ona kavuşacağım, sevinçliyim dedi. Cerablus'un Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçmesinden sonra Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da ilçe merkezine gelerek incelemelerde bulundu. Aksakallı, yerel güçlerin ilçenin güvenliğini sağlanması için aldığı tedbirleri değerlendirdi. Bu arada Gaziantep'in Karkamış sınır kapısının karşısındaki Suriye topraklarında DAEŞ tarafından yollara yerleştirilen el yapımı patlayıcılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat ekipleri tarafından kontrollü biçimde imha ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Özgür Suriye Ordusu'nun Cerablus bölgesinde dün başlayan harekatına destek veriyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün yaptığı açıklamada Cerablus operasyonunun amacının DAEŞ ve YPG dahil Türkiye sınırlarının tüm terörist unsurlardan temizlenmesi, sınır güvenliğinin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için gerekli adımların atılması olarak açıklamıştı.